taze olduğu için taze tüketir, biter. Ama don olayı mesela dışarıda atarlar şoka, difrize atarlar, o öbür gün yaparlar. O ciğer lezzetsiz olur. Diyarbakırlı hemşerilerim gerçekten bu son yıllarda ciğerini ileri götürdü. Ama ciğerin ana vatanı Şanlıurfa'dır. Urfa'da yaklaşık günde 6-7 ton ciğer tüketiliyor yani. Urfa'nın kendi biberidir ve ne Şili'dir ne Maraş'tır, ikisinin ortasıdır. Ne kadar acı olursa olsun seni rahatsız etmez. Yüzyıllar önce ciğer muhabbeti Urfa'da sürdürülmektedir. Sabah erken kalkıyorsun, sabah namazını kılıyorsun. Ondan sonra canım böyle bir ciğer ister kahvaltıda. Urfa'la biliyorsunuz, Urfa'ların milli yiyeceği kahvaltıda ciğer olmasa olmaz. Sabah muhabbetimiz ciğerden başlar kahvaltıdan, gecenin geç saatlerine kadar sürer. Bugün büyük doğranın ciğerle küçük doğranan ciğer bir olur mu? Biz ciğeri küçük küp şeker halinde doğruyoruz, kuzu ciğerini. Küçük doğradığın zaman lezzeti daha da lezzetli oluyor. Yani büyük doğradığın zaman mangala attığında ocaktaki ciğerin dışı pişer, içi pişmez. Diyarbakır'ın ciğer kültürü farklı, Urfa'nınki farklıdır. İsotla biber ciğerle birleşir. Yani kısacası sev biberi, ye ciğeri. Biberle isot bir olunca ciğer kaçınılmaz olur. Bütün yemek yazarlarını, jüri üyelerini, sanatçılarımızı davet ediyorum. İsterse jüri üyesi olsunlar, gelip burada Urfa ciğerin lezzetine baksınlar, Diyarbakır'ınkine baksınlar. Onlar karar versinler. Ben Diyarbakırlıyım. Diyarbakır'da da yerim ciğeri ama Urfa'daki ciğerin tadı farklı. Urfa ciğerde bir numara. Bence Urfa. Yani kesin Urfa yani. Ben çok memleket dolaştım, çok ciğer yedim. Kimse demesin ki ciğer Diyarbakır'ındır, Antep'in. Ciğer Urfa'nındır. Lezzet, kalite Urfa'dadır. Başka kimse demesin ki bizde ciğer bizimdir. Bizde lezzetlidir, kesinlikle. Ciğerin merkezi, dünyası Urfa'dır. Hatta böyle bir şey yok. Ben oraya geldim.